Arkadaşlar merhaba. 3 dakika çarşambanın bu bölümünde etrafımızdaki tanıdıklarımızdan ya da gitar çalan başka arkadaşlarımızdan etkilenme durumu ile ilgili konuşmak istiyorum. İntro gelsin. Ya kabul etmek gerekir ki gitar çalan herkeste biraz da olsa bir ego muhabbeti oluyor. Yani o ego savaşlarının içine ister istemez giriyor. Çünkü etrafımızda öyle bir hava var. Bununla ilgili konuşalım şimdi arkadaşlar. 3 dakika başlasın. Hatırlıyorum ilk gitara başladığım zamanlar arkadaşlar. Hep şöyle bir muhabbet oluyordu. Bir şey çalarım. Steve Vai çalabiliyor musun? Asıl gitar o. Ya da işte bizim Hamdi abi var mahallede. Bir gitar çalıyor. Asıl gitar çalmak o abi. Sen bütün şeyini bırakırsın, çalıştıklarını, ettiklerini, ya demek dersin ki Hamdi abi var, biz çalamıyor muyuz? Zaman geçtikçe tabii bunun ne kadar karşılığı olduğunu biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Pek anlamı olmayan şeyler oluyor. Ama genelde böyle bir hava var. İnsanlar genelde şevkinizi kırmaya çalışabilir. Ya da hakikaten sizden daha iyi bildiğini ve sizi yönlendirmeye çalışabilir. Bunlar sizin moralinizi bozmasın ve çok etkilenmeyin. Biraz gitar çalarsınız etrafta, hemen yanınıza gelirler. Bunu çalabiliyor musun, onu çalamıyorsan işte çok yeterli değil gibi anlayışlar ortaya çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken şey sizin bu etapta kendinizi dinlemeniz. Tabii ki bir parçayı çaldığınız zaman sizin iyi olduğunuzu söyleyecekler olabilir. Ama böyle şeyleri çok kulak asmayın. Önemli olan siz niye gitara başladınız, ne çalmak istiyorsunuz? Her zaman ona odaklanın. Kendinizi birileriyle kıyaslayarak, yarıştırarak enstrümanı öğrenmeyin. O çok tehlikeli. Bir seviyeye geldikten sonra etrafınızla kendinizi kıyaslamak, teknik açıdan nerede olduğunuzu bilmek ve ona göre çalışmak önemli. Ama biri olmaya çalıştığınız zaman, biriyle kendinizi kıyaslayarak enstrümanı öğrenmeye çalıştığınız zaman birçok şeyi öğrenmiyorsunuz aslında. Aslında hep aynı şeye geliyor ya muhabbet. Yani neden gitar çalmaya başladığınızı hiçbir zaman unutmayın. Zaten genelde Hamdi abisini örnek veren arkadaşlar ya da işte şunu çalamıyor musun, o zaman yeterli değil gibi size yorumlar yapan arkadaşlar bir şey yapamıyordur. Hep böyle olmuştur bu iş. Tabii ki güncel parçaları kabul etmek, onları çalışmak güzel, eğlenceli. Bunu istiyorsanız yapın. Yani birileri size bunu yaptığınız zaman iyi olacağını söylediği için yapmayın. Onu demek istiyorum. Oğlum Joe Satriani diye bir adam var. Onun bir parçaları var. Bizim arkadaş çalıyor. Ben de çalıyorum şimdi. Mükemmel diyecekler size. Siz çaldıktan sonra hemen sizi dinlerken diyecekler. Moralinizi bozmayın. Çünkü hakikaten moral bozucu olabiliyor. Siz bir arkadaşınıza bir şey çalmaya çalıştığınız zaman başkalarından örnek vermesi şevk kırıcı bir şey, biliyorum. Ama arkadaşınız da zaten konuya çok hakim değil ki, o da kendini göstermeye çalışıyor. O bir arkadaşını göstermeye çalışıyor. Ya da hakikaten onun daha iyi olduğunu düşünüyor. Önemi yok. Siz burada kendinize geliştirin. Siz kendiniz zevk alıyor musunuz enstrümanla, ona bakın. Başkalarıyla kendinizi yarıştırmayın. Tabii ki Joe Satriani çalıyor. Ama siz o olmaya çalışmıyorsunuz ki, siz enstrümanı öğrenmeye çalışıyorsunuz ve keyif almaya bakıyorsunuz işten. Öyle bakın olaya. Genelde zaten böyle kıyaslama yapan arkadaşlar çok şey bilmiyordur. Ya da biraz gitar çalmışlardır bir dönem, artık çalmıyorlardır. Direkt hala orada kalmıştır kafaca. O Satriani çok iyi, Steve Vai çok iyi, bizim Recep abi bir gitar çalıyor mahallede inanılmaz gibi örnekler verenlerden çok şey beklemeyin. Size yorum yapan insanların bu işi çok iyi bildiğini düşünmeyin her zaman. Çok iyi bilseler bile siz değil onlar. O ego rüzgarına siz de kapılmayın yani. İlham alın, etkilenmeyin. Çünkü oradaki beklenti ne? Yani siz o Hamdi abi, Recep dayıyı dinlediğiniz zaman bir anda gitarı bırakıp tamam abicim hakikaten çok iyi çalıyorlarmış, ben bırakacağım mı demenizi bekliyorlar. Bir önemi yok ki onun. Etrafınızda size yorum yapan arkadaşlar hem moralinizi bozmak istiyor olabilir, hem kötü niyetli olabilir, hem de gerçekten iyi niyetli olabilirler ve sizi daha iyi yapmak için size yorum yapıyor olabilirler. Ama bu ikisinin de çok önemi yok. Sizin hep kendinizi dinlemeniz gerekiyor en nihayetinde. Mutlu musunuz, değil misiniz? İleri gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Biri sizin bir şey çalmanızı istiyor diye o insanın dediği şey doğru diye bir şey yok. Siz gerçekten bir şey kendiniz istiyorsanız yapın. Özellikle lise dönemlerinde falan bu muhabbetler çok geçer. Ya kardeşim sen bunu mu çalıyorsun? Asıl şöyle bir abi var, müthiş. Yok şu adamı izledim mi? Hemen siz bir şey çalarken size video gösterirler. Aa baksana bu adam var. Tam da ben de gitar çalıyorum kardeşim. Yani ne yapayım, o adam var diye ben çalmayayım mı? Kendinizi böyle polemiklere sokun diye söylemiyorum insanlarla, ama uzak durun. Siz moralinizi bozacak bir durum yok. Onu sevsinler, sevmesinler önemli değil. Siz kendiniz sevin olayı. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir ve keyif almışsınızdır ve bu dediklerimi belki çoğunuz yaşamışsınızdır ve size yardımcı olur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka 3 dakika çarşambada görüşürüz.